Joy hoş geldiniz. Bu videomuzda 2016 senesinin en çok merak edilen telefonlarından biri olan LG G5'i inceliyoruz. LG G5, 2016'nın en çok beklenen telefonlarından bir tanesi. Fakat tasarım konusunda birçok kullanıcı tarafından şüpheyle yaklaşılan telefonun metal olup olmadığı birçok tartışmaya konu oldu. Gerçeği söylemek gerekirse LG G5 metal bir telefon. Fakat LG, telefonun arkasındaki antenlerin daha performanslı çalışabilmesi için metalin üzerine farklı bir malzemeyle boyamış. Bunu arabaların veya uçakların boyası gibi düşünebilirsiniz. Biz bu incelememizde altın renkli olanı konuk ediyoruz. Fakat altın renge ek olarak Türkiye'de gümüş ve titan renkleri de bulunuyor. Hemen belirtmem gerekirse kameranın yan tarafına dikkatlice bakınca antenler belli oluyor. Telefon farklı bir malzemeyle kaplandığından dolayı metalin soğukluğunu elinizde hissetmiyorsunuz. 159 gram olan telefon ile oyun oynarken bu boya sayesinde sıcaklığını size hissettirmiyor. Bence bu doku telefonun diğer amiral modelleri oranla daha az premium hissettirmesini sağlamış. Selfie olan G4'teki gibi güç tuşu yine arkada bulunuyor. Ses kalemi tuşları ise telefonun sol tarafına yerleştirilmiş. Bence doğru olan da bu çünkü telefonu masanın üzerine koyduğunuz zaman ses kalemi tuşlarına daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Sağ tarafta microSD ve nano SIM kart girişlerinin bulunduğu kızaklı bir yapı bulunuyor. Bu kızaklı yapıyı ince uçlu bir araç sayesinde çıkartabiliyorsunuz. Telefonun tasarımının bence en zayıf noktası güç tuşunun basma hissiyatı. Güç tuşuna bastığınız zaman sanki eski tuşlu telefonların tuşlarına basarmışçasına bir ses geliyor. Fakat bu güç tuşunun aynı zamanda bir parmak izi okuyucusu. Açıkça söylemem gerekirse daha önce hiçbir telefonda bu kadar hızlı ve stabil çalışan bir parmak izi okuyucu görmemiştim. Parmak izini sadece 6-7 okutmayla telefonunuzda hızlıca kaydedebiliyorsunuz. Parmağınızı parmak izi okuyucusunun üstüne yerleştirdikten sonra otomatik olarak ekran açılıyor. Yani güç tuşunuza basmaya gerek kalmıyor. Cihazın alt tarafında USB Type-C giriş bulunuyor. 2016 serisinde Type-C'ye yer veren ilk üretici olan LG, bence mantıklı bir hamlede bulunuyor. Çift tarafta takılabilen bu kablo girişin yanında mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörler HD'si 10 kadar olmasa da çok barışçı ses performansına sahip. Bas tonların dahi çok doygun ve net olduğu telefonda ses yüksekliği de bence çok başarılı. HD'si 10'dan sonra en tatmin edici ses performansı LG G5'te. Metal tasarım ile birlikte çıkartılabilir batarya olmaz tabusunu yıkan LG G5, aynı zamanda dünyanın ilk modüler akıllı telefonu. Bu sayede alttaki bulunan yuvayı telefonun sağ tarafında bulunan tuş sayesinde çıkartarak LG'nin G5'in arkadaşları ismini verdiği bazı modülleri telefona takabiliyorsunuz. LG G5'in modüler tasarımını bir başka videoda daha da detaylı inceleyeceğiz. Ekrana gelecek olursak, geçtiğimiz senenin modelinden birazcık daha küçük olan ekranın boyutu 5.3 inç. 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğüne ve 554 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekran, LG'den beklenildiği gibi çok parlak ve canlı renklere sahip. Corning Gorilla Glass 4 ile korunan ekran, IPS LCD paneline sahip. G4'e kıyasla daha keskin bir ekrana sahip olan G5'in ekranının görüş açıları oldukça yeterli. Bazı incelemelerde ekranın görüş açısının kısıtlı olduğundan bahsedilmiş fakat ben G4'ten veya Samsung Galaxy S'den farklı olduğunu düşünmüyorum. Always On, yani her zaman açık ekran özelliği de G5'te bulunuyor. Telefon uyku modunda olsa bile saat ve bildirimleri ekran üzerinde her zaman çok düşük bir parlaklık görebiliyoruz. LG bu özelliğin sadece %0.8 bile etkilediğinin üzerinde duruyor. Fakat dışarıdayken kesinlikle saati ve bildirimleri kontrol etmek için ekran açmak zorundasınız. LED bildirim ışığı da oldukça parlak bir şekilde uyarı veriyor. Son model bir akıllı telefondan en güçlü donanım özelliklerini beklemek gerek. LG G5'te bu beklentileri karşılıyor ve geçtiğimiz senenin aksine bu sene Qualcomm'un en güçlü chipseti olan Snapdragon 820'ye G5'te yer veriyor. Çift çekirdek 2.15 GHz ve çift çekirdek 1.6 GHz saat hızına sahip bir işlemciye sahip olan Snapdragon 820'nin GPU'su Adreno 520. 4 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonun dahili hafızası ise 30 GB. G5'i kutudan çıkarttığınız zaman bu dahili alanın 25 GB'ini kullanabiliyorsunuz. 200 GB'a kadar microSD kart desteğine sahip olan G5, neredeyse yaptığımız tüm testlerde 2016 senesinin en performanslı amiral modeli olan telefon oluyor. LG G5, performans anlamında neredeyse kusursuz. Performansı daha da açmak gerekirse, arayüz gerçekten de yağ gibi akıyor. Telefonu kullandığım 1,5 haftalık süreç boyunca, uygulama geçişlerinde veya oyunlarda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Modern Combat 5 Blackout, Dead Trigger gibi en zorlu oyunlarından bile üstesinden gelen G5 ile oyun oynarken, aynı zamanda ekranı da kaydettim. Şu anda telefon üzerinden kaydedilmiş oyunun görüntüsünü izliyorsunuz. Buna rağmen performansla hiçbir düşüklük veya kayıp yaşamadım. Bazı benchmark testleri dışında, diğer modellerin hep önünde olan G5'in test skorlarını da ekrandan görebilirsiniz. Fakat her zaman dediğim gibi, benchmark skorlarından çok günlük kullanım deneyimleri çok daha önemli. G5, kullanıcı deneyimi konusunda benchmark testleri kadar başarılı. Ve gelelim en kritik noktalardan olan batarya süresine. 2800 mAh'lik bir bataryaya sahip olan G5, rakiplerinden bu noktada geride kalıyor. Yoğun kullanımda en fazla 5 saat ekran süresi gördüğüm telefonda, bu testleri yaparken ekran parlaklığı %100 ve güç tasarruf modu kapalıydı. Fakat çıkartılabilir batarya ve Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde bataryanızı kolayca tazeleyebiliyorsunuz. LG G5 0'dan 100'e 1 saat 18 dakikada şarj olabiliyor ki bu mükemmel bir değer. Kişisel yorumunu soracak olursanız, hayal kırıcı bir batarya performansına sahip olan G5 ile dikkatli kullanımıyla bir gününü çıkartabilirsiniz.
Fakat telefonu çok yoğun kullanıyorsanız yanınızda ekstra batarya taşımanızı tavsiye ederim. Bu sayede saniyeler içerisinde tam şarja sahip olan bir telefona sahip olabilirsiniz. LG geçtiğimiz sene V10 ile çift kamerayla ön tarafta tanışmıştı. Bu sene G5 ile sadece arka tarafta çift kamera görüyoruz. Ana arka kamera f1.8 diyafram ışıklarına sahip ve 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. İkinci kamera ise 135 derecelik bir geniş açıya sahip. f2.4 diyafram açıklığına sahip olan bu kameranın çözünürlüğü ise 8 megapiksel. 3 eksende OIS, yani optik imaj sabitleme sistemine sahip olan G5, gece çekimlerinde ve hareket halindeyken titreşimi minimuma indirmeye amaçlıyor. Saniyede 30 kare 4K video çekebilen LG G5'in video performansı da diğer amiral modellerin bir tık üzerinde. Kamera yazılımından iki kamera arasında tek tuşla geçiş yapabiliyorsunuz. G5'te en sevdiğim özellik açıkçası bu geniş açılı kamera oldu. Elinizin altında böyle bir kamera olması sizin de hoşunuza gidecektir. Kamera yazılımı da G4'te ve V10'da olduğu gibi yine olması gerektiği gibi çok sade. DSLR benzeri ayarlara da sahip olan kamera yazılımı gayet hızlı. ISO, spontane hızı, ışık sıcaklığı gibi ayarlamaları bu mod sayesinde kolaylıkla yapabiliyorsunuz. LG G5'in kamera kalitesi de bir akıllı telefonla alınabilecek en iyisi. Çekilmiş fotoğraflarda renkler tam olması gibi. Orijinali en yakın renklere sahip olan kamerada renkler şişirilmiyor. Bir akıllı telefondan çekilmiş en keskin fotoğrafları G5 ile sahip olabilirsiniz. F1.8 diyafram ile makro çekimlerde kesinlikle bir adım öndesiniz. HDR modda dahil olmak üzere çok doğal renklere sahip olan kameranın tek handikapı şu anda tüm akıllı telefonların sorunu olan gece performansı. LG G5'te aynı zamanda hayatımıza G4 ile giren, hızlı otofokus yapmamızı sağlayan nazar otofokus sistemi de bulunuyor. Bu sayede karanlıkta dahi hızlıca otofokus yapabiliyorsunuz. Ön kameraya bakacak olursak eğer, 8 megapiksel f2.0 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera ile çok net selfie'ler çekmek mümkün. LG'nin kamera yazılımında bulunan ekran flaşı sayesinde karanlıkta dahi çok net selfie'ler çekebiliyorsunuz. Android 6.0.1 Marshmallow ile gelen telefon, LG'nin kendi arayüzünün üzerinde çalıştırıyor. G4'ün aksine, herhangi bir uygulama menüsünde sahip olmayan telefonun arayüzünü iOS cihazlara benzetebiliriz. Ekranı kılavuz boyutunda ayarlayabildiğiniz arayüzün çok akıcı olduğunu daha önce belirtmiştim. Arayüzün bence iki adet handikapı bulunuyor. Bunlardan ilki arayüzde arama yapılamaması. Eğer bir uygulamayı arayüzde arayacaksanız, o uygulamanın ikonunu çok uzun bir süre ekranda arayabilirsiniz. İkinci handikapı ise çiftli pencere özelliğinin kaldırılması. Yani artık ekranı yarıdan kesip iki uygulama çalıştıramıyorsunuz. Umarım bu özellik ilerleyen yazılım güncellemesiyle gelecektir. Bağlantı seçeneklerine bakacak olursak, 2016 senesinin tüm standartlarına G5'te yer veren LG, K9 modem tercih etmiş. 4G'de 450 megabit download, 50 megabit upload hızlarına ulaşabilen G5'te dual band 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB Type-C, infrared, USB OTG ve NFC bulunuyor. İnfrared sensörünü kullanarak telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda istediğiniz herhangi bir kumandayı telefonunuza doğru tutarak kumanda üzerinde bulunan tuşları kopyalayıp telefona aktarmak da mümkün. İncelemeyi özetleyecek olursak LG G5 benim çok hoşuma giden bir telefon oldu diyebiliriz. Hem ekran olsun, hem kamera olsun, hem de işlemcinin performansı olsun kesinlikle diğer amiral modellerin bir tık üzerinde diyebilirim. Özellikle arka kamerada bulunan 135 derecelik geniş açı gerçekten benim en çok hoşuma giden özellik oldu. Elinizin altında böyle bir kamera olması gerçekten her zaman hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Ekran konusuna gelecek olursak da 5.3 inç ekran boyutuna sahip olan LG G5'i tek elle çok rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Ki de bu da bence 2016 senesinde çok önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü 5.5 inç ekran boyutunun ve üstünde tek elle telefonu kullanmak gerçekten neredeyse imkansız oluyor. Diğer nokta ise performans. Gerçekten telefonun performansı diğer amiral modellerden daha iyi diyebilirim. LG G5'in bence tek handikapı batarya süresi diyebilirim. 5 saat açık ekran süresi gerçekten çok düşük. 2016 serisinde amiral modellerde 5 saat gerçekten hayal kırıcı diyebilirim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki yorum kısmından da LG G5 hakkındaki sorularınızı bana gönderebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Yine sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Twitter, Instagram'dan İncelemeci O hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.